Bana verdiğin altınları bozdurdum. Süt parası da ayırdım azıcık. Geri kalanı burada. Sağ ol karıcığım. Sude. Gelirken sağa sola baktın değil mi? Polis falan takip etmesin. Yok. Dediğin gibi yaptım. Otobüs değiştirdim 2 kere. Kemal. Haram para değil değil mi bu? Bak oğlumuzun boğazından geçecek. Ya yok dedim ya. Aslan parçası. Eylül'ün yurduna gitmişsin. Gittim evet. Bana attığı iftiraları düşündükçe kanıma dokunuyor. Ya annenin aklını bulandırma. Lausa kadın yazıktır diyecektim. Gitme bir daha. Ben konuştum onunla. Kemal abin sana öyle şey yapmaz dedim. Yanlış anlamışsındır dedim. Mesude, sen bana hep gül. Bak, elime geçecek bir para var. Eski bir alacak. Eğer tahsil edebilirsem, sizi alacağım gideceğim buralarda. Antalya'ya gideriz kız. Yazın denize götürürüz. Eylül'ü burada yalnız mı bırakacağım? O da gelsin tatillerde. Bak, senin kızın bana çok fenalık yaptı ama ben gene kin gütmüyorum. Hatta elin bollaşsın birazını ona vereceğim. Yani parasızlık çekmesin kız, yazık. Oğlum benim. Evlat kokusu gibisi var mı? Annem ölse polise vermez o adamı. Vermez. Ya keşke Neriman odasına gördüğünde çığlığı bassaydın. Sarıldı bana. O iğrenç nefesi değdi yüzüme. Sonra doğrudur. Yoksa her şeyi anlatırım dedi. Ben de korktum. Anlatırsa hapse girmeyiz değil mi? Yani adamı göle attık ama ölmedi sonuçta. Ya verelim parasını. Defolsun gitsin, sizi de rahat bıraksın. Pardon da nasıl vereceğiz? Yani boncuk yapıp satarak mı? 100 yıl boyunca boncuk satsak yine de o parayı biriktiremeyiz. Ben halledeceğim. Siz merak etmeyin. Ben senden para almam. Ya saçmalama Eylül. Başka çaremiz yok. Abla. Takravalliye de binelim mi? Başka zaman ablacığım. Anne gelmeden yurda dönelim artık. Seni bulamazsa merak eder. Hadi Serkan abiye de hoşça kal de. O bizle gelmiyor mu? Hayır. Onun evi var. Hoşça kal. Yine görüşelim tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz.